Zülfü Livaneli'den bunu dinlemek ve bana bunu atfen anlatması, ben böyle can kulağıyla dinledim de ucunda ben olduğumu bilmiyordum. Çok teşekkür ediyorum Zülfü Livaneli'ye. Çok kıymetli. Gerçekten en zor anlarda insan, yani toplumsal anlamda sıkıntı yaşadığında nefes almak ister. İşte o nefestir Zülfü Livaneli. Benim için öyle. En zor günlerde, en karanlık günlerde ışıktır Zülfü Livaneli. Bana sordular geçen günlerde Zülfü Livaneli ile ne zaman tanıştın diye. Hatırlamıyorum dedim. Nasıldı yani, ne zaman? Vallahi yıllar oluyor dedim. Çok yıllar oluyor dedim. Çünkü sanatıyla tanıştığımdan beri tanıyor gibiyim. Yani yıllardır tanıyorum çünkü. Evet, biz fiziken tanışalı belki 5-6 yıl oldu ama ruhen tanışalı yıllar oldu. Muhtemelen hepiniz de ruhen yıllardır tanıyorsunuz ve besleniyorsunuz. Ben de öyleyim. Zülfü Livaneli ve onun gibi kıymetli sanatçıların yazdıkları, çizdikleri ve söyledikleri. Dolayısıyla yani benim için asla vazgeçmeyiz demektir Zülfü Livaneli. Ve hatta Zülfü Livaneli benim için gençliğimiz var diyebilmektir. Her şey çok güzel olacak diyebilmek. Benim için öyle bir şey. Ve düşünün, bunları yaşattığı insanı Zülfü Livaneli anlatıp sahneye davet ediyor. Dünyanın en mutlu insanı olabilmek. Bu böyle bir şey herhalde. Onun için ben duyuyorum size. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel günler göreceğiz, doğrudur. Çünkü en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve benim sana söylemek istediğim en güzel söz, her şey daha da güzel olacak. Güzel şeyler yaşıyoruz ki, o kadar güzel insanlar var ki aramızda, teker teker böyle bakıyorum, müthiş dostlar var. Onlardan da söz edeceğim tabii ama önce bir güneş topla benim için.